Sevgili arkadaşlar kanalımıza ve dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde sizlere 7. sınıflar peygamberimizin hayat dersimizin 2. dönem 2. yazı çalışma sorularını yapacağız. 1. sorumuz peygamberimize sadakat ne demektir? Sahabenin sadarkatını örnekler veriniz. Sadakat doğruluk ve iştenlikle kurulan güçlü dostluk, gönülden bağlılık anlamlarına gelir. Sahabe, ashab-ı adı verilen bu seçkin şahsiyetler peygamberimize gönülden bağlandılar. Peki peygamberimize sadakat nedir? Her türlü fedakarlığı yapabilmektir. Hazreti Peygamberi canından çok sevmektir. Hazreti Peygamberi örnek almaktır. İşittik, itaat ettik diyebilmektir. Sahabe-i İkram Zeyd bin Harise gibi Hazreti Peygamberi anne ve babalarına tercih ettiler. Hazreti Ali gibi ölümü göze alarak Allah Resulü'nün yatağını yatacak kadar cesaret ve fedakarlık gösterdiler. Hazreti Ebubekir gibi peygamberimize yol arkadaşı oldular. Ebu Eyyub el Ensari gibi evlerinin kapısını peygamberimize açtılar. İkincisi peygamberimiz sahabenin cesaretine örnekler verilir şeklinde cesaret, korku, tehdit ve güç durumlar karşısında yiğitlik göstermektir. Peygamberimiz cesur ve güvenilir bir nesil yetiştirdi. Ashab-ı adı verilen bu seçkin şahsiyetler peygamberimize gönülden bağlandılar. Allah'a sadık bir kul, elçisine sadık bir dost oldular. Allah Resulüne yol arkadaşı olan sahabe, Peygamberimizin İslam davası yolundaki en güvenilir arkadaşlar oldular. Medine döneminde Peygamberimiz ve arkadaşlarını şehirlerine çağırarak Arabistan'ı karşılarına alan Ensar, Peygamberimize akabede verdikleri sözlere bağlı kaldılar. Muhacir de kendisine kucak açan Ensar'la birlik oldu, canı pahasına vatanını korudu. Ensar ve muhacir maddi manevi gösterdikleri azim ve fedakarlıklarla sadakatlerini ispatladılar. Allah ve Peygamber sevgisinden kaynaklanan cesaretle vatanlarını düşmana karşı savundular. Onlardan kimi şehit oldu, kimi gazi. Üçüncü sorumuz, İsar ne demektir? Bir örnekle açıklayınız. İsar, insanın kendi derdini, sıkıntısını unutup başkalarına derdine deva olmaya çalışmasıdır. İsar bu nedenle ulvi bir duygu, yüksek bir haslet ve insan arasındaki sevgi, saygı, merhamet, şefkat ve kardeşliğin en güzel göstergesidir. Mesela Ensar'ın davranışları işte cömertlikte zirve noktadır. Onlardan bazıları kendileri ihtiyaç sahibi oldukları halde ellerindekilerini kardeşlerine verdiler. Sadece Ensar değil, muhacir de cömert oldu. Onlar asır saadette her canlarıyla hem mallarıyla cihad ederek İslam dininin yücelmesine yardım ettiler. Ellerinde ne varsa az veya çok demeden birbirleriyle paylaştılar. Hz. Ebu Bekir ve Hz. Ömer Tebük seferi hazırlıklarında hayırda yarıştılar. O gün Hz. Ömer mal varlığının yarısını, Hz. Ebu Bekir ise tüm mal varlığını İslam ordusuna bağışlamıştır. Şimdi boşluk doldurma sorularımız var. Yukarıdaki kelimelerimizi uygun şekilde boşluklara getirmemiz isteniyor. Nokta nokta kelimesi Allah yoluna savaşıp sağ kalan kişi anlamına gelir. Neydi? Gazi. Cümetliğin en üst seviyesi neydi? Az önce gördük. İsar. Tehlikeler karşısında dayanıklılık göstermekse azimdir. kâb bin Malik, gassam Melik'inin teklifini reddederek Hazreti Peygamberi olan sadakatini kanıtlamıştır. Hazreti Peygamber yalan söylemenin, verilen sözü tutmamanın, ihanet etmenin alameti nedir? Münafıklık alameti olduğunu gösterir. O yüzden cehennemde en alt katmana münafıklar gidecektir. Korku, tehdit, güç durumlar karşısında yiğitlik göstermeye ne diyorduk? Cesaret. Sahip olunan güçleri ve imkanları başkalarının yararına sunmak, sıkıntıları gidermek konusunda başkalarına destek olmaya ise sevgili arkadaşlar yardımlaşma denir. Kavramı ısrarla istemek, kesin karar vermek, irade ve sabır gibi anlamlar gelir. Neydi bu kavramımız? Azim, azmetmek işte buradan geliyor. Müslümanların imsakla iftar arasında yemeden, içmeden uzak durarak Allah'ın rızanı kazanmak için yaptıkları ibadete de oruç deriz. Oruç ibadeti yılda bir ay Müslümanlara Ramazan ayında farzdır. Aşırılıklardan uzak durmak, orta yolu takip etmek anlamına gelen bir kavram vardır ki buna da itidal denir. Mesela itidale çağrılır. İslam ehli sünnet nedir? İtidaldir. Aşırılıklardan uzak bir dindir. Şimdi de doğruya doğru yanlışa yanlış diyeceğiz. Sadakat doğruluk ve iştenlikle kurulan güçlü dostluk gönülden bağlılık anlamına gelir. Doğru. Sahabiler nazı olan her ayetle Allah Resulü'nün öğrendiklerini hayatlarına geçirdiler. Ne duydularsa anında uyguladılar. Medine döneminde peygamberimiz ve arkadaşlarını şehirlerine çağırarak tüm Arabistan'ı karşılarına alan Ensar, Hazreti Peygamber'e akabede verdikleri sözlerine bağlı kalmışlardır. Büyük bir kahramanlık destanı yazmışlardır. Dayanışma, bir topluluğu oluşturan bireylerin duygu, düşünce ve ortak çıkarlar konusunda birbirine bağlanması anlamına gelir. Doğru. Hz. Ebu Bekir, Hz. Ömer Tebük Seferi hazırlıklarında hayırda yarışmışlar. O gün Hz. Ömer mal varlığının yarısını Hz. Ebubekir tüm mal varlığını İslam ordusuna bağışlamıştır. Doğru. Hendek Savaşı İslam uğruna yapılan ilk çetin mücadele demiş. Neydi ilk çetin mücadele? Bedir. Ardından Uhud ve üçüncü olarak Hendek geliyordu. Bu cümlemiz yanlış. Onların gösterdikleri azim, fedakarlık, samimiyet ve gönülden bağlılık neticesinde Rabbimiz ashabı bedirli veri, ashabı bediri yani bedir ashabını meleklerle güçlendirdi. Onlara eşsiz bir nasip, zafer nasip etti kendilerinden kat ve kat üstün Mekke ordusunu yendiler. Sahabe cennetin yolunu seçti. Sadakatte azimli olmayı, düşmanın karşısına çıkarak canlarını ve mallarını Allah yoluna feda etme cesaretini göstermeyi, sabırla mücadele etmeyi tercih etti. Doğru. Müslümanların yaşadığı ekonomik sıkıntıya karşılık Mekkeliler, muhacirlerin geride bıraktıkları mallarını satarak güçlü bir ordu hazırlama ve Müslümanları Medine'ye gittiklerine pişman etme telaşıyla ne yaptıklarını bilemediler. Medine'de bir kişiyle başlayan İslam davetinin başarıya ulaşarak Medine'de İslam devletine dönüşmesi azmin ve bir sonucudur. Burada iki defa Medine olmuş. Şurası ne olacaktı? Mekke olması gerekiyordu. Dolayısıyla bu cümlemiz yanlış olmuş. Test sorularımız. Ensar'ın davranışları cömertlikte zirve noktasıdır ki bana nokta nokta denir. Buna nokta nokta denir. Onlardan bazıları kendileri ihtiyaç duyduğu ihtiyaç sahibi oldukları halde ellerindekini kardeşlerine verdi. Müslümanlar yardımlaşma ve dayanışma içerisinde oldular. İşte buna ne diyorduk? İsar diyoruz. Yukarıda kavram tanım eşleştirmesinde hata yapılmıştı. Bu eşleştirmelerden hangi ikisine yer değiştirilirse hata ortadan kalkar. Yardımlaşma, korku, tehdit, güç durumla karşısında yiğitlik gösterme demiş. Bu bir defa yanlış. Sadakat iştenlikle kurulan, Güçlü dostluk, gönülden bağlılık bu doğru. Cesaret, sahip olan güçleri ve imkanları başkalarına yararına sunmak. işte bakın ne yapmış? Cesaretle yardımlaşma karışmış. Dolayısıyla bir ve üçü yer değiştirmemiz lazım. Cevap Denizli. Rabbimiz peygamberinden ve kendisine inanan kullarından ibadette sabırlı ve azimli olmalarını, küçük menfaatlerin esiri olmamalarını istemektedir. Altı ciddi kavram ifade ettiği anlama açısından aşağıdakilerden hangisidir? Sabırlı ve azimli. Nedir bu? Affedici olmak, kararlı olmaktır. Tamam mı? Sizler de mesela derslerinizde, sınavlarınızda azimle, sabırla çalışırsanız kararlı olduğunuzu göstermiş olursunuz. İslam uğruna yapılan ilk çetin mücadeledir. Aynı zamanda dini sorumluluklarını yerine getiren samimi, inançlarına sımsıkı bağlı Müslümanları Rabbimizin yardımıyla daima destekleyeceğini göstermek istedir ki boş bırakılan yere gelmesi gerek kelime hangisidir? Tabii ki ilk savaş Bedir savaşıdır. Aşağıdakilerin hangisi yukarıdaki hadis-i şerifte peygamberimizin sadaka vermeye güç yetiremeyenlere tavsiyeler arasında yer almaz. Biliyorsunuz zekat zenginlere farzdır. E, yılda bir defa vermeleri gerekir. Sadaka ise maddi manevi bütün Müslümanların alçak demeden yaptıkları her türlü hayır hasenattır. İhtiyaç sahibine yardım etmek, iyiliği tavsiye etmek, çalışmak. Bak bunlar da nedir? Birer sadakadır. Ancak doğru olmayı burada saymamıştır Peygamberimiz. Müslüman doğru olmalıdır. Aşağıdaki ifadelerin hangisi cihada örnek oluşturmaz? Vatanı düşmana karşı savunmak, İslam'ı tebliğ etmek, dinin emir ve yasaklarını yerine getirmek. Bakın bunlar da birer cihattır. Ancak intikam almak dinimizde yok ashab Bedir'in diğer sahabilerden üstün, tutul, üstün tutulmalarının neden aşağıdakilerden hangisidir? İslam'a ilk olarak giren kimseler olmaları, sadakattan ayrılmamaları, hepsinin şehit olması, çok cömert olmaları. Sevgili arkadaşlar, sadakattan ayrılmamaları, peygamberimizin etrafında durmalarından dolayı Ashabı Bedir övülmüştür. Peygamberimiz zalim bir kimseye nasıl yardım etmemizi tavsiye etmiştir ona para vererek, onu ziyaret ederek, onun kötülük, onun kötü, kötülük yapmasına engel olarak adam zalim diyelim ona gücünüz de yetmiyorsa en azından kötülük yapmasına engel olarak durdurabilirsiniz. İkinci akabe biatında kocası ve iki oğluyla bulunmuştur. Bu biata katılan iki kadından biri olmasının yanında savaşlarda en önde yer almasıyla da meşhurdur. Uhud, Huneyn ve Yemame savaşlarında büyük hizmetler olmuştur. Uhud'da savaşın en şiddetli olduğu ve Müslümanların zor durumda kaldığı bir sırada kocası ve iki oğluyla Hz. Peygamber'i koruyan pek az sahabeden biridir. Hakkında bilgi verilen sahabi sevgili arkadaşlar. Kimdir? Bu hanım sahabe değerli arkadaşlar. Ümmü Ümare'dir. Cevap Bursa. Aşağıdakilerden hangisi Peygamber Efendimiz'in nafile olarak kıldığı namazlardan değildir? Bir farz namazlar vardır. Herkesin kılmak zorunda olduğu sünnet namazlar, nafile namazlarsa Peygamberimizin kıldığı, bizlere de tavsiye ettiği namazlardır. Kuşluk namazı, evvabin, işrak namazı, bakın bunlar hep nafile namazlardır. Ancak cenaze namazı farz kifayedir. Yani bir grup Müslümanın zorunluları bunu kılması gerekir. Son sorumuz aşağıdakilerin hangisi konusu itibariyle diğerlerinden farklıdır? Ramazan, bir ay oruç tuttuğumuz mübarek ay, imsak, oruca başlama vaktimiz, iftar, orucu açma vaktimiz. Ancak Cuma namazı ise Müslümanların camide cuma günleri kıldıkları farz bir namazdır. Evet kıymetli arkadaşlar böylece dersimizin sonuna geldik. Kanalımızda diğer ders içeriklerini de bulup onları da izleyebilirsiniz. Ayrıca kanalımıza arkadaşlarınıza da tavsiye ederek onların bu bilgilere ulaşmalarına vesile olabilirsiniz diyor. Hepinize derslerinizde ve sınavlarınızda başarılar diliyoruz. İnşallah önümüzdeki yıl 8. sınıfta sizlerle yeniden görüşeceğiz.